Hep stüdyodan çekiyorum, evden çekiyorum. Bir kere de stüdyonun mutfağından video çekeyim dedim. 11'de falan kalktım. Atladım otobüse. Direkt stüdyoya geldim. Şimdi tost yapıyorum kendime. Öyle baba tost yiyeceğim. Kahve yapacağım. Çay yapacağım. Yani kış geldi. Güzel beslenmek lazım. Güzel beslenmezsek ne olur? Hasta oluruz. İşte o zaman kuşburnu çaylarım burada. Bunlardan. Mesela ne kadar? 5 tane sayı atıyorum. 5 tane. 5 tane atıyorum. İlk önce kesip sonradan tabi eziyoruz bunları. Kuşburnu içine de şöyle bir tutam. Bayağı bir ıhlamur çayı. Bunlar tabi bizim köyümüzden. Bunları ben topladım kendi elimle. Bulgaristan'dan köyümden. Şeker atmıyorum içine. Her gün bundan işte 7-8 bardak falan içiyoruz. İçmek lazım. Yaz günü içmiyorum da kış günü içiyorum. Yani belki de korur insanı gripten, bilmiyorum. Her bir faydası olacağını zannetmiyorum ama sonuçta hani biz bir şeyimizi alalım, tedbirimizi alalım. Çaylar da iyice azalmış. Çaylar iyice azalmış. Bence bugüne kadar var. Yarına çay yok. Neyse evde koca bir çuval var. Bir çuval var. Yani zaten şöyle bir tutam da bundan attım abi. Hakikaten yarına kadar kalmış. Başka bir şimdi tostum oluyor. Tost olurken çayımı da yapayım. Çayı da çeşme suyuyla. Geçen işte aynı yaz günü bakandan bana mesaj geldi. Bana değil herkese gelmiş herhalde. Diyor ki senin mahallenin suyu içilebilir su. Bu ülkenin bakanına da güvenmek lazım. Ona da güvenmezsek biz kime güveneceğiz? O yüzden çeşmeden içiyorum yani. Bakanın benim cep telefonuma atmış olduğu mesaja istinaden içiyoruz abi. İçiyoruz abi. Şimdi ama tost hazır. Şimdi babalar. Çayı demleyelim. Şöyle yemeyeceğim. Kahvaltımı edeyim. Kahvaltımı ettikten sonra gitmesini bilmeli. Seamless Loss çalışmamın mix master'ın günü yapacağım. İki tane arkadaş kayda geleceğiz. Kayıt alacağız akşama. Rap kaydı her zaman olduğu gibi. Onun dışında yapmam gereken işler var ya. Aha bu da babanın likörü. Doğal likör bu. Dur baba yaptı bunu. Ayvadan mı? İçtik. Kafada yapıyor yani. Bayağı bir derecesi var. Cin vardı. Cini liköre çevirdik. Şöyle bir bardak dökeyim bari. Kahvaltıda iyidir. Arkadaşlar.
Yorum bu. Şimdi kuşburnuları tabii biz böyle elektrikli cihazla kaynattığımız için cüple falan zor oluyor. Yani bunu böyle açıp kapatıp 10-15-20 kere tam demini salması için. Yoksa kuşburnu, gerçi ıhlamur da öyle kolay kolay da salmıyor rengini. Ama buna böyle kaynattığın zaman no problem. Açıp kapatıyor. Zaten tam anlamıyla kıpkırmızı olmuyor bu gerçek kuşburnu. Mesela piyasadan aldığım o marka poşet içinde satılan o kimyasallar, onlar kıpkırmızı oluyor. Demek ki alakası yok. Ki zaten sen orada suyu bir defa koyuyorsun üzerine. O bir defa da kuşburnu nasıl minerallerini, vitaminlerini, her neyi varsa nasıl salsın. Ben burada defalarca kaynatıyorum. Adam bir tane poşeti alıyor, üzerine sıcak su döküyor. Her çayın demlenmesi lazım yani. Bu İngiliz çayından tutun da, Karadeniz çayına tutun da, bilmem ne, Seylan çayı da, kaçak İran Arap çayı da, hepsi aynı. Ha, o poşet çaylar ne oluyor? Onların içinde işte nasıl, hangi yöntemle yapılıyorsa, işin uzmanı değiliz ama onlar çay falan değil. Kendin alacaksın çayı, çay içmek istiyorsan tabii. Yoksa hani sosyete falan takılmak istiyorsun, o fino köpekleri gibi alırsın baba. Yani bu iş böyle, hayat böyle. Şov, şu anda şov dünyasına dönmüş. Herkes şovun peşinde. Şov baba, şov, 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 şov. Şov kokan hareketler. Herkes İngilizce özeniyor. Ondan sonra herkes İngilizce özeniyor, İtalyanı özeniyor. Çok garip. Şey, Şamil'e özenen yok. Köroğlu'na özenen yok. Battal Gazi'ye özenen yok. Ya. İşte hayat böyle. Emperyalizm önüne bir şeyler koyuyor. İnsanlar da kelebeklerin ışığa koşması gibi o emperyalizmin köpeği olmuş, iti olmuş. Onun peşinde yürüyüp yürüyüp gidiyor. Para. Para için götünü satıyor, şerefini satıyor. Yani götünü satmaktan daha kötü şerefini satmak. Şerefini, namusunu satıyor insanlar. Ne için? Para için. Şaşırıyoruz mu? Kesinlikle şaşırma yok baba. Alıştık. Kahvenin her türlüsünü gördük. Daha da görmeye devam edeceğiz ama babaya bız gelir, tırıs gider. 2 kere 2, 4 de eder. Bizim kitabımıza göre bazen 8 de eder. Neyse babalar, çay hazır. Çorlu'ya gelirseniz Kodok Baba'nın numarası 0535 643 0749. Her zaman arayabilirsiniz. 12'ye kadar telefon açık. 12'den sonra ararsanız belki açmam. Babaya uğrayın. Çay içelim. Kahve içelim. Her zaman herkese kapım açık. Bunu bilin yani. Sağ olun, var olun. Yani internetten sağdan sola. Her zaman ulaşabilirsiniz. Numarayı tekrar söyleyeyim. 0-535-643-0749. 10. Baba, brutim şey o kadar içimize işlemiş ki onu da şey gibi yapıyorsun. 0-535-643-0749. Abi müzisyeniz yani, ritim. Bizler şey, ritmik. Ben küçükken telefon, ev telefonu vardı. Onu açarken bile ben tempo tutuyordum. 1-2-3 ayağımla öyle açıyordum. Şimdi bu telefonlar değil de onda öyleydi. Kesinlikle açamazdım yani tempo tutmadan. 1-2-3 deyip tık açıyordum. Acayip bir şey. Komik ama gerçek işte. Bunu ancak müzisyen olan bilir nasıl bir şey olduğunu.
Babalar morallerimiz iyi. Bomba gibi. No problem. Kart kaşarlardan, böceklerden arındık. Demek ki mutluluğun sırrı biraz bu eski kaşarlardan kurtulmakmış. Kurtuldum baba eski kaşarlardan. Yoklar artık kaşarlar. Daha mutluyum. Facebook'u da sildim telefondan. Oh, mutluluğum iki kat arttı. İki kat arttı mutluluğum. İşte şarkıları tamamlayıp klibi basacağız baba. Klipleri basacağız. Neticesini bekleyeceğiz. Sevenlerimizden destek istiyoruz. Paylaşım istiyoruz. Beğeni, like bizim için artık bu işte bu YouTube'larda falan rakamlar bizim için önemli. Yani müzik artık bu YouTube'lardan dönmeye başladı. Bizi sevenler, bizi sayanlar gerek bu Kodok TV kanalıma gerekse Kodok Beats kanalına üye olsunlar. Oradan takip etsinler kanalımı. Tek isteğim bu yani. Gücü olan tabi şarkılarımızı parayla satın alsın. Eğer gücü olanlar varsa. Bu böyle arkadaşlar. Bu böyle. Böyle sevgili arkadaşlarım. Başka anlatacak bir şey şu anda yok. Kapatıyorum.